Evet. Arkadaşlar, Ota Kafalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Ben de Sertaç Taşdelen. Arkadaşlar, biz aslında kısa boylu değiliz. Aynen. İndiğimiz arabayı gördünüz yani. Nasıl diyeyim abi? Normal şartlarda buna sığamayız biz ama. Ya şu şekilde sığdık. Aynen. Onu biraz sonra size göstereceğiz zaten. Anlatacağız. Çok güzel bir yerdeyiz. Müthiş bir yerdeyiz. Programa hoş geldiniz. Bugün Bodrum'dayız. iCrypex'in klasik otomobil rallisini takip edeceğimizi söylemiştik. Valla benim dilim tutuldu. Şimdi kameranın bir de arkasını göreceksiniz birazdan. Burada gerçekten inanılmaz arabalar var. Ben mesela klasik hastasıyım. Aynen. Gerçekten çok seviyorum. Modern arabalardan daha çok seviyorum ve şu anda hakikaten böyle... Cennetteyiz değil mi? Cennetteyim abi. Çok 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 güzel arabalar var. Muhteşem arabalar var. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Videoyu izliyorsanız her zaman söylediğim gibi lütfen şu anda videoyu aşağı kaydırıp abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Vakit kaybetmeden direkt videoya geçelim abi. Aynen, araba sallanıyor. Bilmiyorum, alıyor musunuz bunu? Şaka gibi. Evet abi, ne var yanımızda? Abi eski bir mini. Klasik bir mininin yanındayız. Fakat abi. Buradayız. Bak, Bahar Rallisi Klasik Otomobil Kulübü. Fakat arkadaşlar, bu otomobilin bir özelliği var. Ne derseniz, abi bu otomobilin özelliği, bu mininin, normalde minilerin motorları nedir abi? 1 litre, 1.3 litre, işte... 1.6 S'ler var, şeyler var. Ama fakat bu otomobilin şey kalbinde 350 V8 var abi. Ya bunu size göstermem lazım abi. Gelin. Evet. Bu hakikaten özel bir inanılmaz. Söyleden bir kere bir içini çekelim abi. Şimdi arkadaşlar, biraz önce biz arabanın sahibini bayağı gittik. Darladık. Yakaladık. Aynen. Dedik ki abi, arabanın içine oturabilir miyiz? Oturun çocuklar dedi. Çalıştırabilir miyiz dedik. Çalıştırın çocuklar dedi. Anahtar verebilir misin abi dedik. Anahtar yok dedi. Yok dedi, aynen öyle. Nasıl yok abi dedi. Oğlum dedi, orada bir şalter var dedi. Onu dedi kaldır dedi. Bas starta çalışır dedi. Yani yarın bir gün bu arabayı sokakta görürseniz binin arabaya, şalteri kaldırın, çalıştırıp gidin. Çalıştırıp gidin. Aynen. Bakın abi, şu arabanın arkadaşım. İçini bir çekmek istiyorum. Çeksene vallahi, Allah aşkına. Şimdi bir kere 350 makina var bunun üzeri yani V8. Bu otomobili motorun üstüne yapmışlar abi. Yani otomobil motorun üstüne. Ha, aynen. Otomobili motorun üstüne yapmışlar yani. Hani önce motoru bulmuşlar, üstüne yapmışlar. Hakikaten öyle. Evet, o zaman şimdi abi. Şimdi. Şu kırmızı düğme mi acaba? Vay, start stop var arabada. Sanki o. Başlatıyorum çocuklar. Bunu dışarı çıkıp size göstermem lazım çocuklar. Yani bilmiyorum, alıyor musunuz bunu? Şaka gibi. Ya evet, bu araba çok acayip değil mi? Ne diyorsun? Vallahi bunu kaldırmayı deneyebiliriz. İnanılmaz bir ses. Yani ben şoka girdim. Bir de kaputu açıp bakalım. Bu arada şunlara bakar mısın? Bak, bunlar eski Renault'larda vardı. Bu benim annemin arabasında aynen, vardı aynen, abi. Aynen. Renault Toros'lardan alınma bu. Toros'larda vardır bu, ben de biliyorum. Aynen. Çok garip de bir tasarımı vardır bunun. Bunun kaputunu size göstereceğiz arkadaşlar ama şaka gibi değil mi? 350 V8. Abi çok tatlı bir araba. Gidişini de görmek istiyorum. Şimdi 350 V8 bir mini mi? Aha. Yoksa mesela böyle bir yakışıklı mı? Ya tabii ki. Hangisini sen kendine daha çok yakıştırırdın bilmiyorum. Tabii ki böyle ya. Tabii ki yani. Tabii ki. Yani. Ya çok enteresan ama bu hobi. Çok ilginç. Şimdi demin Sertaş'ın dediği gibi mesela ben bunu arkadaşlara sormak istiyorum ya. Abi şöyle, şimdi şunun içinden herkes iner, anladın mı? İner. İner ve hani buyurun beyefendi, hoş geldiniz diye kapıyı açarlar. Maharet şundan inip. Abi hoş geldin. Güvenle. Aynen, ben mini'de iniyorum. Aynen, yani öyle bir hikaye var bu arabada. Ben beğendim, çok sempatik. Kesinlikle. Gel abi, bir de Corvette'in içine geçelim. Bunu öyle da görmemiz abi. Görelim bence. Neyimiz var? 59 Corvette'imiz var. Wow. Ya şuna bakar mısın? Bu sanat eseri abi. İçi çok ilginç. Wow. Sanat eseri. Gerçekten yani sanat eseri. Ben bunun videosunu yapmıştım. Onu da buraya bırakıyorum. Oktuğ garajı ziyaret ettiğim zaman. Evet, hatırlıyorum. O zaman bu 59 Corvette'i yapmıştım ben. Abi zaten şu kapının detayları falan bile, bakar mısın? Yani
şu bile çok ilginç bir tasarım. Kesinlikle. Bak kapı kolları. Ondan sonracığım şuradaki ya uzay detay... çağı ya. O zaman otomobillere vakit harcıyorlarmış abi. Gerçekten sanat eseri abi. Hakikaten. Ben bu arabanın içine hiç bilmiyorum. Yani çok beğendim abi. Şu direksiyonun muazzam güzelliği. Yani adamlar o zaman şimdi detay veriyorlarmış tabii abi. Şimdi servet bu arada yani değil mi? Bu, tabii servet. Bunlar klasik servet. Arabalarda çok değerli olanlar. Evet arkadaşlar. Ya ben bir şey bilmediğin düğmeye basma abi. Aynen. Bilmiyoruz. Bilmediğin yani. Düğmeye basmayacaksın abi. Bir şey açıldı. Tamam bir şey açıldı. Orası. Ver abi bakayım şurayı abi, da şu detayları da çekeyim. Ne diyorum James Bond gibi hissediyorum şu anda kendimi. Abi şunu göstermem lazım. Şimdi bu arabanın biz kimin olduğunu biliyor muyuz? Bunu arabayı bilmiyorum abi. Ama. Bunu bilmiyorum. Hani bunun sahibini sahibi bilmiyorum. Gelse senin arabana otursa birisine dersin abi. Biri geldi senin arabana. Takın lan derim. Hadi gidin buradan. Evet abi. Yani. Adamın sanki çok değerli bir varlığın üstünde çökmüş gibi hissettim şimdi. Abi bu aralar çökmek moda. Çökmek moda değil evet, mi? Evet aynen. Tamam abi gel tamam, devam edelim abi. Misin? Abi özellikle görmek istediğin ne var abi? Abi ben burada bir Camaro'yu çok beğendim. Aa Camaro'muzu çok sert görelim. Bir araba. Aynen. Yani çok sert bir araba. Bir de tabii Firebird'ü çok beğendim. Firebird'ü de çalıştıralım abi. Firebird'ü de çalıştıralım. Onun bir de birkaç özelliği de vardı. Anahtarı da bizde. Onun da anahtarını aldım. Enteresan bazı özellikleri var. Ondan bahsedelim. Bu arada abi, ben hızlıca insanlara da tanıtmak istiyorum abi. Burada bir 2002 Ti'miz var. Ondan sonra burada yine Corvette'imiz var. Yine bir Stingray'imiz var. Evet. Yani aslında Corvette'in bütün... Stingray de çok yakışıklı bir araba. Stingray de inanılmaz yakışıklı. Ve burada aslında Corvette'in bütün evrimini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani orada aynen, 50'lerden başlayıp ondan sonra 60'lar, 70'ler aynen öyle. Mesela 80'lere kadar gidebiliyoruz. Yani Corvette'in bütün evrimini burada görüyoruz. Mi? 80'lerin başı. Aynen öyle. Evet abi ne diyorduk? Camaro. Abi şimdi hakikaten şu araba çok sert. Bir tanesi böyle hakikaten bir estetik. Ya inanılmaz bir estetik. Tabii. Abi bu muscle car'ın yani Amerikan muscle car dediğimiz o olayın Nirvana'sı. Tabii bu otomobili Uğur abi, sevgili Uğur Işık. Daha önce onun resto mod charger'ını çekmiştim. Bu otomobil de tamamen resto mod. Bu otomobilin %99'u sıfırdan yapıldı abi. O yüzden bu arabaya biraz vakit harcamak istiyorum. Sizlere de bol bol göstermek istiyorum. Gerçekten özel bir araba. Abi bu araba çok sert. Aynen öyle. Ya bunun bütün kasa, bak kasasından yani her şey sıfırdan yapıldı bu arabana. Hatta Mustafa Usta var. Mustafa Usta'yı çağıracağım. Tamam. Bize anlatsın abi bunu. Çalıştırabiliyor muyuz? Çalıştırırız. Anahtarı bende. Vallahi. Aynen anahtarı da bende bu araba. Mustafa Usta bir şey soracağım. Bize Camaro'yu anlatsana. Ya şöyle söyleyeyim, yapılı her tarafı yeni değişti o arabanın. Yani mesela şasesinden. Şases, kombi, hepsi değişti. Şasesi değişti. Defansiyel, ön takım, motor, şanzıman, iç dizayn komple, ekran gösterge. Her şey değişti ha. Hepsi değişti tabii. LS3 makine var. LS3 var. 480 beygir. Evet. 480. Evet. 4'leri şanzıman koyduk. 4D75'e. Manuel. Otomatik. Otomatik. Tabii, tamam. Ekran, komple ekran, yeni sıfır ekran geldi, değişti. Çok iyi. Süspansiyon komple değişti. Four link yapıldı araba. Ne kadar sürdü bu proje? Bu proje 8-9 ay sürdü. Oo iyi, çabuk evet. Aslında. Bir sene sürmedi yani. Tabii, bir sene sürmedi. Dur abi, verdim anahtarı. Geliyorum, sen devam et. Şimdi arkadaşlar çok özür diliyorum. Herkes anahtarını topladığım için. Evet. Buradaki bütün arabaların anahtarları bende. O yüzden insanlar gelip abi işte anahtarımızı alabilir miyiz? Arabadan bir şey alacağız falan diyorlar. O yüzden kusura bakmayın. Aynen. Evet abi. Evet. Ne diyorduk? Şeydi yani şimdi böyle bir arabanın muadili olmadığı için buna paha biçilemezsin. Paha biçemezsin abi. Yani bunların bir tane daha yok. Bunların şeyleri model yani versiyonları Amerika'da 250-300 bin dolar abi. Tabii. Şu arabayı yapsan. Tabii 300 bin dolara Amerika'da. Satılıyor Amerika'da. Evet. Ya bunu al auction'a sok 250 bin dolardan aşağı gitmez. Tabii. Bunun Türkiye fiyatını sen düşünürsen çarpı 3 yapıyorsun. Ha 200 bin dolar üstüne koy abi. Yani 450-500 bin dolarlık bir araba o. 500 bin dolarlık bir arabadan bahsediyorum. Aynen öyle abi. Ama tabii teksin. Yani şimdi 500 bin dolara ne alınır hocam? Ne mi? Sıkı bir Ferrari alırsın. Alırsın. Ama tek olmazsın. Kesinlikle. Evet. Ama bu arabayla abi sen de ister. Şunu söylüyor bu araba. Benim param var bir de zevkim var. Aynen öyle. Bir de diyor ki sert bir adamım.
Yani. Sert bir adam. Sertim. Aynen. Bizim mesela yani, iş lastiklerimiz 335. Abi gördük. 335 lastik var arkadaşlar onun içinde. Yani. İnanılmaz yani. Dışarıdan sıfır yani. Dışarıdan orijinal hiç bozmadık. Hiç tüpleri kestik. İçe offsetli jantlar uydurduk buna. Yani dışarıdan araba orijinal. Arkadan baktığınız zaman genişlik arkadan belli oluyor. Evet. Dışta hiç dodikleri oynamadık. Aynen. Dış görünüş bozmadık. İçeri doğru duruyor. Aynen evet, öyle yani. Sen içeriden dış görünüş bozmadık biz buna. İçinde zaten Sparko koltuklar var. Evet, ondan Sparko. Sonra. Normalde 4 kişiye çevirdik. Arkada o zaman bir görelim ya böyle. Hadi gel yakından geçelim de bir şey yapalım. Mustafa Usta bunu çalıştıracaksın ama ha. Çalıştırırız. Bu arada mikrofon alıyoruz. Rüzgar çıkıyor. Evet. Bak otomatik kapılar filan. Gel abi. Abi gel. Gel. Ve bu arabaya yakıştı. İnanılmaz ama. Çok yakışıklı. Gerçekten çok güzel. Ya müthiş olmuş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, otomobilin modernliğini de korumuşlar. Abi bak, bu orijinal şeyi sana şöyle söyleyeyim. Orijinal vitesin orijinal yeri. Çerçevesi. Bak tahtası duruyor ama burada karbon detay var. Görüyor musun? Evet, yani seni sevdiğin olay. Bayıldığım iş abi yani. O şeyle, o modernlikle bak. Modernlikle modernliği birleştirmeyi aynen seviyorsun. Öyle. Buna ne deniyordu? Restomod. Ha, restomod. Yani tam bir restomod bu otomobil. Abi içinde ahşap da duruyor 1967'den kalma. Ama aynı zamanda karbon da var 2021'den. Abi şu göstergeler bunlar hep bak. Şunu çekeceğim abi. Şimdi bu otomobilin orijinal göstergeleri de bunlar. Tamam mı normal şartlarda? Evet. Ama bu yenisi. Yenilenmiş. Evet. Ya çok 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 güzel yani. Şöyle dönelim abi. Bu da bir vizyon yani. Bu vizyon ya. Sahibinin vizyonu. Vizyon yani işi ya. Uğur abi. Burası böyle olsun. Uğur abi bu işi biliyor. Ben biraz önce kendisiyle tanıştım arkadaşlar. Çok da hakikaten yani görüntü itibariyle de şu arabaya yakışan bir kesinlikle bir kişi. Abi arka koltukların güzelliği. Bravo. Ve karbon arkası bak şimdi görüyorum. Arkası karbon abi evet. Usta söyledi şimdi. Arkadaşlar arkası karbon. Tavan. Arada, arkada da bayağı aslında oturulacak yer var yani. Var. Oraya var. İşte tavan alkantara. Abi çok güzel, muazzam. Ya inanılmaz. Uzayda çok iyi çıkarmışlar bu arada. Kesinlikle. Yani olacak iş değil. Uğur abi bu işi biliyor abi. Uğur abi saygılar. Hadi bir de makinayı görelim abi. Bir de makinasına bakalım. Bu arada şu da Hurst şanzıman. Bayılırım abi. Yani bunu böyle tak çekiyorsun. Lak. Ondan sonra yapıştır. Abi, bu arabanın aynen tabanca. Ne diyorum, tabanca. Acayip. Yani. Bu arabayı İstanbul'da Uğur abiye kullandıralım abi. Kullandıralım. Biliyorsun çünkü kullanmamıza izin vermiyor normal şartlarda ama kendisi kullandığı zaman okey diyor. Ben de yani ben olsam ben de vermem. Ya 3 kere düşünürüm. Aynen öyle yani. Bunu özel bir araba bu ya. Olsun. Tam kötü adam arabası değil mi abi? Kesinlikle. Hakikaten yani. Tam bir kötü adam Amerikan arabası. Amerikan filmlerindeki seri katil arabası. Ben bıyıklarıma yakışıyorum ben bu arabaya. Sen yakıştın bu arabaya. Aynen öyle. Yok, abi. Aynen yakıştın. Yani minidense. Minidense budur ya. Budur abi. Hadi abi makineye bakalım. Gerçekten. Ohohoho. Bu ne be? Oha. Lan. Toru bile. Yani şunu. Bu ne abi? Wow. Ayrıca çekeceğiz. İnanılmaz. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Işıklar Racing tarafından elle yapılmıştı ya, el yapımıdır diyor. Ya inanılmaz bir şey bu. Bu araba tek ya. Tek yani. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Bakar mısın? Hidrolik direksiyonun şeyini buradan koyuyorsun, yağını. Öyle mi? Tabii. Bak burada diyor ki radyatör var, sıcak, dikkat. Dikkat. Ondan sonra hava filtresi. Ondan sonra cam suyu burada. Ondan sonra radyatör burada. Enjin yağı burada. Şanzıman yağı burada. Ya şaka gibi ya. Yani inanılmaz. Fotoğrafını çek. Desktop'a. Aynen desktop'a şey yap. Arka plan görüntüsü olarak. Arka plan görüntüsü olarak koy. Bravo. Abi çok güzel. Müthiş. Vay vay vay. Hertz. Abi Hertz müzik sistemi. Bir Hertz de burada var. Aynen orada Hertz şanzıman, Hertz müzik sistemi. Abi çok iyi ya. Yani şu amfiyi bir görmenizi istiyorum. İnanılmaz. Şunu da çekelim.
Ya çok acayip vakit harcanmış, araba detay harcanmış bir güzel otomobil. Amerikan filmlerinde buraya normalde ne koyarlar biliyorsun? Body. Body. Ceset. Sararlar. Evet, sararlar, sararlar ama buna girmez abi. İki de şurada yumruk atarlar abi. Değil mi? Değil mi? Ama adam ha, buna girmez. Burada ikiye bölmen lazım. Koymuş. Tabii. Burada ikiye bölmen lazım. Aynen. Peki o yol tutuşunu değiştiren bir tabii hikaye mi? Motor çok güçlü olduğu için ya dışarı büyütmeniz lazım ya içeri. Dışarı büyütmeniz lazım. Yoksa burnout'ta kalırsınız. Evet. Biz de içeriği çalışıyoruz. İçeri büyütmeniz. Dışarıdaki kupayı hiç değiştirmeyiz. Hayır hayır aynı. Dışarı kupası 68 model dışarıda Camaro. Dışarıda görünen lastikler de çok estetik oluyor aslında. Ya evet. Full değil. Doğru doğru değil doğru. Yani ama hiç bozmamış usta. Yok hiç bozmamış. Muhteşem olmuş gerçekten ya. Gerçekten acayip lastik. Bu arada koltukları da yani bu arabanın her şeyi yapıldı. Değil mi? Yanlış mıyım? Siz, evet. Siz yaptınız yani evet. Bu arabanın koltukları mesela karbon, onları da şimdi çekiyorum. Bunları da Uğur abilerin atölyede, sizin atölyede yapıldı değil mi bunlar? Evet. Allah Allah. Aynen. Hadi ya. Tabii karbon, karbon atölyesi var abi. Gerçek karbon onlar. Ya bu arabanın... Allah'a bir dur. Vallahi ben vursam gerçek abi bana kızardı abi. Ben bu arada dedim. Tamam tamam. Kim kullanıyordu kendisi var. Abi vurdun mu? Vurdu vurdu. Bir vurdu. Ses geldi ama. Bir bakalım ona ya. Merak ettim. Bir bakacağım oradan devam edelim. Gerçek abi bakalım var mı bir şey? Yok. Abi nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? Takipçilerime selam ver abi. Ay. Selam. Selam. Bir şey yok. Yok. Nerede çıtlattın? Şu çıtladı. Ha o çıtladı aynen. Senin arabada bir şey yok. Okey abi. Eski Amerikan bir şey oldu. Tabii abi şey muscle car abi. Gel abi devam edelim. Pardon. Yine her yerde kamerayı sallıyoruz. Evet. Arkadaşlar o zaman. Geldik özel bir ana. Özel bir ana. İçindeki makineyi çalıştırıp 480 beygir gücü üreten sesi dinleyelim. Aynen öyle. Mustafa Usta sendeyiz ya. Bu mesela kadınlara hiç çekici gelmiyor abi. Abi bana da bir garip geliyor değil mi? Nasıl ya? Ya değil mi? Yani... Aynen. Evet. Gel abi. İnanılmaz ya. 480 beygir. Ver abi. Bir tık versene. Acayip arkadaşlar. İnanamazsınız yani. Bak daha bir şey yapmadı. Yapmadı. Daha gaza basmıyor ya. Tamam abi eyvallah. Şaka gibiydi beyler. Aynen. Konuşuyor. Bak çok güzel bir yorum yaptı. Bildiğin konuşuyor dedi. Hakikaten konuşuyor abi. Yani bu otomobilin bir kalbi var, bir ruhu var. Muhteşem yani. Uğur abinin ellerine sağlık. Bu arabayı daha detaylı yapacağız bu arada. İstanbul'da gidip kullanımını falan da yapacağız. Evet. Yani bir Uğur abi misafir olup. İçinde olmak isterim. Aynen öyle. Giderken evet. Bu işi yapacağız. Evet. Şimdi gidelim. Şurada bir de Firebird var. Onu da size yakından göstermek istiyorum. Daha da fazla vaktinizi almayalım. Hadi gidelim Firebird'ı da görelim abi. Çok yakışıklı 67 model bir Pontiac Firebird Ram Air ama bu. Yani Ram Air en üst versiyonu. Bugatti Chiron gibi yani. Hah Chiron Sport gibi. Bu da Ram Air versiyonu. En kuvvetli versiyonu. Yaklaşık 450 beygir gibi bir şey olması lazım. Bu da şaka gibi yani. Bu da inanılmaz. Bu da iyi. Bu da iyi. Kuvvetli bir makina. 422 inç makina var. 350 beygir güç veriyor. Şurada da güzel bir şey var abi. Gel hemen onu da gösterelim. Evet. Burada doğru. Da 2019 bir dakika. Firebird'e geçmeden. Evet. Burada da 2019 Yuki. Bin abi bin. Hop. Anahtarı var mı? Bu da anahtarsız çalışıyor arkadaşlar. Şaftı kaldırıyorsun. Abi şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı mesela mekanlara. Evet abi. Şu arabayla gitsek aynı sükseyi yaparız gibime geliyor. Yapar mıyız? Yaparız gibime geliyor. Onu da denemeyelim. Abi bunu yapalım İstanbul'da. Bir tane Yuki ile gece çok iyi bir mekana gidelim. Kesinlikle ama Yuki ile. Buraya gidelim. Yuki ile gidelim bakalım ne oluyor. Bunu da yapalım ve çekelim abi. Tamam süpersin. Çok sevdim abi ben bu arada. Aynen. Yuki ile bir yere gittik. Aynen. Ama bu çalışmıyor abi. Bu şuradan çalışıyor gibime geliyor ama. Neyse sahibi şimdi kızmasın. Aynen. Hangi siyahla? Düşünmem lazım. Yuki mi bu?
Biz çok sevdik abi. Biz bunu çok sevdik abi. Bunu alıyoruz. Sempatik araç bu. Kesinlikle samimi, öyle. Gerçek. Samimi, gerçek bir otomobil. Bak adam geldi bir şey demedi arabasına oturduk. Aynen diye, öyle. Kucaladık diye. Allah razı olsun. Bak, bak anahtarı da verdi. Girelim abi. Nereden? Nereden? Şurası. Tamam abi. Elektrikli mi bu? Evet. Çok güzel abi. Çok, çok iyi. Teşekkür ederiz. Evet. Yuki. 67 model. Ponchiac. Firebird. Ram Air. Hadi abi gel. Bunun ben da... bunun Ponchiak diye okunduğunu Ponyak. Bayağı bir sonradan öğrendim. Yani Ponchiak. Yani çocukken şimdi mesela okuyorsun. Ponchiak diye okunduğunu sonradan öğrendim. Güzel aynen Ponchiak değil mi? Ponchiak. Ponchiak. Şimdi ona da laf ederler. Yani. Aynen. Ona da laf ederler abi. Şimdi sihirli kutumu açıyorum abi. Anahtarı aldın mı? Evet, evet abi. Gerçek sahibi de arkadaşlar. Evet. Ay, kime bunu biraz yaşlı hali gibi. Arabanın sahibi benden kendi anahtarını istiyor. Aynen öyle abi. Bir anahtar versen abi biraz. Arabanın gerçek sahibi gerçek abi. Hakikaten öyle değil mi? Evet. Arabanın gerçek sahibi gerçek abi. Gerçek abi. Arabanın gerçekten ismi gerçek yani. Mert orada abi. Aldım abi. Ne demek abi? Kendi araban gibi kullan. Sağ ol dedi ya. Evet. Bu arada başkanımız Klasik Otomobil Kulübü'nün başkanıyla da beraberiz. Kendisiyle de karşılaştık. Bugün babalar günü. Mehmet Berberoğlu. Aynen. Babası. Benim de babam yani. Sevgili babam. Kulübü başkanı. Durgut Berberoğlu. Evet. Aynen. Sizi de tanıştırmış oldum. Teşekkürler. Başkanım. Senden, yalnız senden daha yakışıklı Mehmet. Küçük bir farkınız var. Kim daha yakışıklı var. Aşağıya yazın abi. Küçük bir farkınız var. Aynı boydasınız. Evet. Aynı yakışıklıktasınız ama küçük bir farkınız var. Onun saçları var. Saçı var. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Başkanım başarılar. Çok güzel organizasyon. Aynen, sağ olun. Başarılar. Görüşürüz. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Güzel tesadüf oldu. Aynen. Gel abi. Ha? Kurgu yok. Sıfır kurgu. Samimiyet. Bak Yuki gördük, Yuki'ye oturduk. Aynen. Biz bir önce sanki orada muhabbet ediyorduk. Usta geldi, yok dedi, açamazsınız dedi. Aynen öyle. Açarsınız dedi. Şimdi bakacağız burada neler oluyor. Evet, abi gel bakalım, sendeyiz. Burada sende. Öyle mi? Tabii buyurun. Alayım. Al abi. Sertaç'cığım Firebird'e de yakıştın ha. Abi anahtar bakayım abi. Şu. Sanki şu. Değil mi? Aynen. Şu. Ulan insan heyecanlanıyor. Değil mi? Kesinlikle. Manuel bu arada. Otomobilin en büyük özelliği. Bas. Aynen. Şahane. Bir daha bas. Biraz devrimizi alsın. Şahane. Çok şey, cool. Abi şimdi bu araba böyle her pozisyonda da kullanılmaz anladın aynen mı? Şöyle kullanacaksın bu arabayı ya. Yani iki elle şöyle kullanılmaz yani bu. Bu şöyle kullanılır şu abi. Şu ışığı her şey yapmak her kılıkla da kullanılmaz. Şu kılık olur. Aynen. Yani, bu kılık olur. Yani bu kılık ben olur. Kurumsal şirkette çalışıyorum. Bankacıyım efendim işte bilmem ne. İşe gidiyorum arabası değil bu ya. Kurumsal şirkettekiler şimdi sizi linç diyecek. Niye biz adam değil miyiz falan diye. Yok yani ya, öyle demek istemedik öyle yani de. Öyle istemedik de yani araba ben farklıyım diyor. Kesinlikle araba kesinlikle. Muhteşem cool bir otomobil. Bu arada arkadaşlar şey de sormak istiyorum. Bu arabanın da detaylı incelemesini ister misiniz? Eğer istiyorsanız bunu da bir gün İstanbul'da güzel bir sahil yoluna çıkartıp yolda da test edelim mi? Gerçekten bunu da yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Ben şu anda şeyim ya, speechless. Evet. Konuşamıyorum. Şu anda dilim. Sertaç şu anda ışık çok patlıyor da oradan. Ya ışık çok patlıyor. Ses var mı? Ha ses mi? Tamam. Ben şuradan alalım. Sen oradan al abi. Çünkü ışık çok patlıyordu da. Sertaç bu arada bir ses versen abi. Bir yapıştır. Ses. Alo. Arkadan. Nasıl ya? Bas gaza sesimizi alalım. Araba sallanıyor. Aynen, araba sallanıyor. Gerçekten. Çek kendini abi. Şimdi bir 10 lira yaktı yalnız ben onu. Yaktı. Bastığımda. 10 lira yaktı. Her bastığında 10 lira atıyor abi. 10 lira atıyor. Her bastığında. Çok beğendim. Çok güzel abi. Bu arabayla İstanbul'da bir program yapalım. Peki, nerede gezelim bu arabayla? Bunda evet. Sanki şöyle bir Bebek sahillerinde gezilir ya. Bebekten Rumeli'ye sırada. Ters köşe yapıp Balat'a gidelim. Gültepe'den girelim. Gültepe'den girip aynen oradan çıkalım. Aynen. Hakikaten yani yol testi yapmamızı istiyorsanız. Oo, bir dakika şurada güzel bir detay var.
bilmiyorum görüyor musunuz? Evet, onu da arkadaşlara gösterir misin? Muhteşem abi, bir devir evet. saati var orada. Devir saati. Ramayer'in özelliği zaten o. Devir evet. saati orada oluyor abi. Bas evet. bak deviri görelim. Çok güzel, inanılmaz. Çok güzel detaylar var. Ben şeyi de çok sevdim. Vites. Manuel olması dediğim gibi yani evet, çok az bulunan bir otomobil. Daha renkli. Bu arabanın bütün döşemeleri, rengi, yani gövde rengi, döşemeleri, iç trimi yani iç her şey orijinal abi. Yani kağıtta ya klasik otomobil sonra. Alırken numbers matching yani numaralarının tutması lazım. Bu da gereksiz bir bilgi olarak düşünebilirsiniz ama klasik otomobil alırken şasi yani defterine yazan numaralarının her şeyini birbirini tutması lazım. Otomobilin değerini arttırıyor. Bu arabada her şey birbirini tutuyor. Şu sesi... Ses bu benzin kokusu da muhteşem. Çok sanki bir meditasyon gibi değil mi? Kesinlikle. Ya yani şu an şurada oturup böyle saatlerce şu sesi dinleyebilirsin gibi geliyor. Aynen sana katılıyorum gerçekten abi. Gerçekten o sarsıntı, o ses. Hani normalde şey bir dinginleştirmiyor mu insanı? Dinginleştirici bir ses. Çünkü ayağının altındaki güç. Yalnız bu klasik otomobillerde şöyle bir şey var. Bir şey ötüyor. Farkında mısın? Abi bunlar da hep öter. Bu dur bitmez şey o ötüyor. Ötme yani. Bir şey ötüyor hocam. Bir şey ötüyor. Aynen. Bunu usta bilir. Şu an hiç kapatmak istemiyorum yani. Evet. Ustalar da bizi kesiyor. Artık kapatın. Aynen. Tamamız abi. Tabii ki. Kapatıyoruz. Kapatıyor muyuz? Abi kapatabiliriz çünkü gerçekten yani her biri için program yapılır. Aynen. Abi bir şunun güzelliğini bir gösterelim. Bir gösterelim. Kesinlikle. Çok güzel bir araba ya. Bir de muhteşem. Işık o kadar güzel. Yani gerçekten tam Metin beyazı. Ve o kadar tatlı duruyor ki hakikaten Sertaç. Gerçekten. Olayı burada kapatmalıyız bence. Noktayı bu Corvette'de koyuyoruz. Evet arkadaşlar, iCryFX'in sponsorluğunda ilk gün Bahar Rally'si, ikinci günde Batı Anadolu Rally'si yapıldı. Ve Sertaç'ın söylediği gibi yani size o havayı solutmak istedik. Yani bu illa şöyle bir program değil. Yani işte bu arabada şu kadar güç üretiliyor, şöyle bilmem. Aynen öyle. Şanzımanı şu falan. Ya bu biraz da arkadaşlar bu arabaların güzellikleri. Ya mesela ben şimdi yalan değil, sen benden daha iyi biliyorsun. Ya arabaya baktığın zaman diyorsun ki bunda şu şanzıman var, bunda böyle bir şey var. Ben de aslında biraz şeyi temsil ediyorum bence. Hani arabaları çok seven ve yani şimdi hepsinin tabii bu kadar teknik özelliğini bilmek çok ciddi bir mesai. Evet. Ama arabayı sevmek için, aşık olmak için, o sese aşık olmak için aslında sadece o içimizdeki otomobil sevdası, aşkı yeterli. Bravo. Ya tamam şimdi ben bunu daha ne diyeyim abi? Adam öyle bir kapattı ki programı. Tamam abi peki. Yani. Ben dikkat edersen program sonlarında genelde felsefeye bağlıyorum. Aynen. Şimdi ben bunun, üstüne, nasıl şey diyeyim abi? Arkadaşlar şimdi videoyu izliyorsanız aşağıya kaydırın. Lütfen bana destek olun. Adam noktayı koydu. Dediğim gibi şaka otomobil değil. Otomobil ve felsefe. Otomobil ve felsefe. Bizden daha çok felsefe dinlemek istiyorsanız videoyu aşağı kaldırıp bize abone olun. Evet lütfen arkadaşlar şaka bir yana. Desteğiniz lazım. 50 bin abone, uçaktan atlama, 100 binde bıyığı kesmeyeceğim. Bak sen 50 binde ne dedim? Uçaktan atlayacağım dedin. Aynen. Ama bıyığı kesmiyorsun. Kesmiyorum niye abi. Niye kesmiyorsun kesmeyeceğim abi? Kesmeyeceğim abi. Uçaktan da atlamaya yüzsüzüm şu anda yani. O kadar da şey değil. Ama 100 binde kesebilirim dedin. Olabilir. Bunu da tartışacağız. Evet bak tarihe not düşelim. Aynen öyle. Aynen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah bu havayı solutabilmişizdir size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler.